Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 7. haftamızın problemler karma test 3. videosundayız. Dilerseniz videomuza geçelim hemen. Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ve derse hazırsanız başlamamak için hiçbir sebep yok. Evet, yeterince büyük açık bir alanın belli bir noktasına bir modem konuluyor. Bu modemin ağına aynı alanda bir bilgisayar bağlanıyor. Aşağıda bilgisayardaki internet çekim gücünü gösteren simge gösterilmiş ki bu simgeyi hem bilgisayarlarda hem tabletlerde hem de telefonlarda zaten yeterince görüyoruz. Bu simge bu şekilde full çalışıyorsa muhteşem bir olay hatta. Bilgisayarın modeme uzaklığı en az 80 en fazla 120 metreyken simgenin görünümü bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. 80 küçük veya eşittir x, bu da küçük veya eşittir 120 iken arkadaşlarım görünüm nasılmış? Tek diş internet çekiyormuş. En az 30 en fazla 79 metre iken demiş. Şimdi en az 30 küçük veya eşit x, o da küçük veya eşittir 79 diyelim. Simgede 2 diş internetin çektiği görülüyor. En az 1 ve en fazla 29 metre iken de full çektiğini söyleyebiliyoruz. Başlangıçta modeme belirli bir mesafede bulunan bilgisayar modeme 18 metre yaklaşırsa simgenin görünümü full oluyormuş. 35 metre uzaklaşırsa da simgenin görünümü tek dişe düşüyormuş. Buna göre başlangıçta bilgisayarın modeme uzaklığının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Şimdi 18 metre yaklaştığında sevgili arkadaşlarım görünüm eğer ki şu oluyorsa, yani şuraya giriyormuş değil mi? O halde ben derim ki bunun minimumunu bulabilmek için 29'a 18 eklerim ve bu da sevgili arkadaşlar bana 47 metreyi verir. Yani bu modem maksimum 47 metre uzaklıkta modeme. Maksimum 47. Şu şekilde yazdım bakın, tamam mı? Daha sonrasında bir de bunun alt sınırını bulacağız. 35 uzaklaşınca da şu sınıra dahil oluyormuş. O zaman 80'den 35'i çıkarırım. Çıkardığım takdirde de 45'i bulurum. Demek ki bizim başlangıçta modeme olan uzaklığımız 45'ten büyük veya eşit, 47'den küçük veya eşitmiş. Bu aralıkta hangi sayılar var? 45, 46 ve 47 var. Bunların toplamı sorulmuştu bize. Bunları toplamak yerine 46'yı 3 ile çarpsanız da olur. Bu da bize 138'i verecektir. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim sağ üst taraftaki soruma. Sağ üst taraftaki soru içinde şöyle birazcık yaklaşalım. Bir kokteyle katılan misafirlerin her birine dondurma tabağı servis edilecektir. Her dondurma tabağına 4 top dondurma konulması başlangıçta planlanmış. Garson plana uygun hareket ederken dondurmanın yetmeyeceğini anlamış. O andan sonra hazırladığı her tabağa 4'er değil de 3'er top dondurma koymuş ve her misafir için bir tabak hazırlayabilmiştir. 3 top dondurma konulan tabak sayısı 4 top dondurma konulan tabak sayısının 3 katıdır denilmiş bize. Şimdi şunu sileyim ben, şu kısmı. 4 top ve 3 top konulan tabaklar var arkadaşlarım. 4 top tabak, 4 top dondurma konulan tabakların sayısı 3 top dondurma konulan tabakların sayısının 3'te 1'iymiş. Yani buna x tane ise bu 3x tane varmış sevgili arkadaşlarım. Kokteyle 2 kişinin katılamayacağı bilgisini alan garson İçinde 3 top dondurma olan tabaklardan 2 tanesini, ki o 3 top dondurma bulunan tabaklardan 2 tanesinde 6 top aslında dondurma var. Demiş ki 3 top dondurma olan tabaklardan ikisinin içindeki dondurmaları alıp diğer 3 top tabaklara paylaştırıp bu tabakları da 4 top dondurmaya tamamlamış. Şimdi zaten 2 kişi gelemiyordu. Dolayısıyla 2 tane tabak boşa çıkacak. Yani 3x-2 tane tabak kaldı. Bu 3x-2 tane tabakların 6 tane topu, her bir topu farklı tabaklara, farklı 3 top olan tabaklara koyarak 4 topa tamamlıyor. Böylelikle 4 top dondurma olan tabak sayısı x artı 6 olurken 3x-2 tane 3 topluk tabak kalmıştı. Bunlardan 6 tanesi de otomatikman azalacak. Yani 3x-8 olacak. Şimdi arkadaşlarım demiş ki son durumda içinde 3 top dondurma bulunan tabak sayısı, yani şu 4 top dondurma bulunan tabak sayısına, yani şundan 10 fazladır diyor. Yani biz ne diyeceğiz? 3x-8 eşittir x artı 6'dan 10 fazladır diyeceğiz. Böylelikle x'i bu tarafa gönderdim 2x. Şurası 16 idi. Eksi 8'i bu tarafa gönderdim 24 yaptı. X kaç geldi arkadaşlar? 12.
Kokteyl için başlangıçta kaç tabak hazırlanmıştır? Başlangıçta 3x tabak bunda, x tabak da bunda vardı. Toplam 4x tabak mı vardı? X 12 ise 4 çarpı 12 dersiniz. Doğru cevap karşınıza çıkar. Cevabımız 48 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 3. sorumla. Bir izci kampında tüm izcilere 45 gün yetecek erzak vardır. Şimdi izci sayısı, biz buna x diyelim. 45 gün yetecek kadar erzak varsa 45 çarpı x kadar erzak vardır. Bu kamptan 9 gün sonra 4 öğrenci ayrılmış. 9 günde 9x kadar bir kere erzak tüketeceklerdir ve kalan erzak miktarı 36x olacaktır arkadaşlar. 4 tane öğrenci ayrılmış ve aynı gün sonunda 60 adet erzağın da bozulduğu görülmüş. Şimdi 36x'ti, 60 tanesi de bozulmuş. Bu kadar erzak kaldı. Geriye kalan erzak kampta kalan öğrencilere, yani x eksi 4 tane öğrenciye 50 gün daha yetebilecekmiş arkadaşlar. Bu da kampta kalan erzak miktarı, bu da kampta kalan erzak miktarı olduğuna göre bunlar birbirine eşittir. O halde 36x eksi 60 eşittir 50x eksi 200 diyeceksiniz. 50 içeri dağıttık. 36x'i bu tarafa fırlattım, 14x. Eksi 200'ü diğer tarafa fırlattım. 200 eksi 60'dan 140 geldi. O halde x kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 10'dur. Başlangıçta bu kampta kaç tane izci vardır diye sorulmuştu. Ben 2 tane olsun demiştim. X de zaten 10 bulduğumuza göre cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olur deriz. Bir diğer sayfamız, 142. sayfadayız. 4. sorumuz. Maaş günleri aynı olan A ve B bank müşterileri kendi bankalarının ATM'lerine maaşlarını çekmek için gidiyorlar. A bank ATM'sinde 1 dakikada 1 müşteri, yani 1 müşteri bölü dakika diyeceğim. B bank ATM'sinde 20 saniyede bir müşteri, 20 saniyede bir müşteri ise 40 saniyede 2 müşteri, 60 saniyede 3 müşteri. O zaman 1 müşteri, pardon, şöyle diyelim, 3 müşteri 1 dakikada. Doğru mu? Dakikada 3 müşteri. Maaşlarını çekmeye giden çalışanların %60'ı B bankasından maaş çekecekler. Şimdi 100K tane maaş çekmeye giden personel olduğunu düşünelim. Buraya gelenler 60K tanedir, buraya gelenler 40K tanedir diyeceğiz. Maaş çekme işlemi başladıktan 30 dakika sonra, 30 dakika sonra burada dakikada bir müşteri tükettiğine göre bu ATM 30 müşterinin işini halletmiştir. 30 dakika sonra burası 90 müşterinin işini halletmiştir. Çünkü dakikada 3 müşteri harcıyordu. Henüz çekmeyen B bank müşterinin sayısı, ki bu kadardır, B bank müşterinin sayısı A bank müşterinin sayısının 2 bölü 3'ü. Yani maaş çekme işlemi başladıktan 30 dakika sonra maaşlarını henüz çekemeyen B bank müşterinin sayısı yine maaşlarını henüz çekemeyen A bank müşterinin sayısının 2 bölü 3. Yani o zaman ben şöyle diyebilirim, bakın. 40K eksi 30'un 2 bölü 3'ü, 2 bölü 3'ü neye eşittir biliyor musunuz? 60K eksi 90'a. Pekala. Şimdi 2'ye böldüm, burayı 2'ye böldüm, 30K eksi 45 yaptı. 3 ile çarpacağım karşı tarafı, 90K eksi 135. Şu kısım görünmedi değil mi sizde? Aynen şöyle, 30K eksi 45 yaptı, 2'ye böldük, 3 ile çarptım, 90K eksi 135 eşittir 40K eksi 30 olmuş oldu. 40K'yı bu tarafa gönderdim, 50K. Eksi 135'i bu tarafa gönderdi, bu da bize 95'i vermiş. Yok, pardon, özür dilerim, 110'u vermiş oldu. Çok üzgünüm. 100, 105, çok üzgünüm. Daha da üzüldüm şu an. 50K eşittir 105 oldu mu arkadaşlar? Bize ne demiş? Toplam kaç çalışan maaşını çekmek için aynı gün ATM önlerinde sıraya girer diye sorulmuş. E biz 40K artı 60K'dan 100K demiştik. 50K 105 ise 100K, yani 2 katı 210'dur. Demek ki 210 tane müşteri o gün sıraya girmiş maaşlarını çekmek için. Cevap da böylelikle Adana seçeneği olmuştur deriz. Geçiyorum 5. soruma. Güzel de bir sorudur. Şeker oranı %13 olan şeker su karışımıyla, şimdi %13'lük şeker su karışımı var arkadaşlar. Şeker oranı %25 olan şeker su karışımı var bir de. %25 olan yine şekerli su karışımı var. Belli miktarlarda alınmış, bundan belli bir miktar, bundan belli bir miktar alınmış ve bir kabın içine dökülmüş. Elde edilen yeni karışım 182 litre olup
Su oranı %81. He, şimdi su oranı bak, yukarıda şeker şeker demiş, burada su vermiş. Su oranı %81 olduğuna göre bu karışımın %19'u şekerdir derim. Şimdi %13'tü, %19 oldu karışım. %25'te düştü, %19 oldu. %25 ile %19 arasında %6'lık bir fark var. %13 ile %19 arasında da bir %6'lık bir fark var. O zaman şunu söyleyebiliriz. Eğer ki karışımın şeker miktarı diğer o karışımın elde edildiği farklı karışımların şeker oranlarına uzaklıkları aynıysa iki karışımdan da eşit miktarda alınmıştır. Yani bundan V kadar alındıysa bundan da V kadar alınmıştır. Diyor ki %13'lük karışımdan şundan, yani V kaç litredir diye soruluyor. Şimdi eşit miktardaysa 2V eşittir 182 olduğuna göre V kaç olur? Tabii ki 91 olur ve cevabımız da böylelikle denizli seçeneği olmuş olur. Geçiyorum 6. soruya. Yukarıda aynı cadde üzerinde bulunan alışveriş merkezi, okul ve hastane gösterilmiş. AVM ve okul arası uzaklık 15 metreden fazlaymış. Yani 15'ten fazla arkadaşlar burası. Şu kısım için konuşuyoruz. AVM ile okul 15'ten fazla. Daha sonrasında okul ve hastane arasındaki mesafeden azdır. Okul ve hastane arasındaki mesafeyi x diyelim. X'ten daha azmış burası. Şurası AVM ve okul arası diyelim. Tamam mı? X'ten daha az, 15'ten daha fazla. Okul ve hastane arasındaki mesafe ise 45 metreden azdır. Ki okulla hastane arasında x demiştim. Bu da 45'ten daha azmış gençler. Buna göre okulla hastane arası mesafe, okul ile AVM arasındaki mesafenin en çok kaç katıdır? Yani şunun en çok kaç katıdır diye sorulmuş. O zaman ben burada x'i maksimum 44 seçerim. AVM ve okul arasındaki mesafeyi de minimum 16 seçerim. Neden? Çünkü x'in AVM ve okul arasındaki mesafeye oranı sorulmuş. X'i ben 44 seçerim. AVM ile okul arasında 16 seçersem 4'e böldüm 11, 4'e böldüm 4. Doğru cevabım 11/4 olur ve cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Ve 7. soru. Buket, Naz ve Meriç hepsine buradan selamlar. Bir kutunun içine sarı, kırmızı ve mavi renkte bir miktar boncuk atmışlar. Daha sonrasında bu kutudaki oluşan boncuklardan sonra Buket şöyle bir cümle kurmuş. Demiş ki bu kutudan kırmızı boncuğu çekmeyi garantilemek için en az 28 top çekilmelidir. Nasıl garantilerim? Önce mavi ve sarı topların tamamını bitirdikten sonra geriye sadece kırmızı top kaldığı için çekeceğim ilk top artık kesinlikle ama kesinlikle garanti biçimde kırmızıdır. Dolayısıyla 28. top kırmızı olduğuna göre ben ne diyorum? Mavi ile sarının toplamı kesinlikle 27'dir. 27 tane mavi sarı var. 28. top kırmızı geliyor. Naz ne demiş? Bu kutudan mavi boncuğu çekmeyi garantilemek için 28 top çekilmelidir. Demek ki sarıyla kırmızının toplamı yine 27'ymiş. Meriç de bu kutudan sarı boncuğu çekmeyi garantilemek için en az 23 boncuk çekilmelidir demiş. Sarı boncuğu çekmeye garantiliyorsak mavi ile kırmızının toplamı da bakın 23'tü, 22 olacakmış. Tamamını toplayın arkadaşlarım. 2 tane M, 2 tane S ve 2 tane K toplamı 27, 54 yapar. 22 daha 76 gelecektir. Böylelikle M artı S artı K her iki tarafı 2'ye bölerseniz 38 gelecektir ki benim ilkokul numaram. Bu konuşmalara göre bu kutudan kaç tane kırmızı boncuk vardır? Kırmızıları istiyor. Bize M artı S lazım hocam. M artı S kaçtı? 27 idi. Bakın burası 27'ymiş. 27'nin üzerine K'yı ekleyince 38 geliyorsa tabii ki kırmızı boncuk sayısı 11'dir. Yani cevap B seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Ve 142. sayfayı da bitirdiğimize göre devam ediyoruz 143. sayfamızdaki 8. sorumuzla. Bir markette deodorant ve şampuanlar bir kampanya kapsamında bir arada paketlenip 21 liradan satışa sunulmuş. Ki siz hangi markalar olduğunu biliyorsunuz. Aynı markette bir hafta önce bu paketteki şampuan 16 lira. Bakın bir hafta önce şampuan 16 liraymış arkadaşlarım. Deodorant da 20 liradan satılıyormuş. Yani toplam fiyatı aslında 36 liraymış bunların. Ama kaça düşmüş? 21'e düşmüş. Buna göre 21 liradan satılan kampanya paketi için etiket fiyatlarında yapılan indirimler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi şampuan arkadaşlarım 16 liraydı, deodorant 20 liraydı.
Şampuan eğer %50 indirime girdiyse 8 liraya düşmüştür bu kampanya kapsamında. Deodorant 20 lirayken %40 indirim yapılıyorsa, ki 20 liranın %40'ı 8'dir. 8 indirirsek 12 liraya düşmüştür. 8 artı 12 20 lira yapar. 21 lira yapmaz. Dolayısıyla A seçeneği bizim için cortladı. B'ye geçtim. 16 liranın çeyreği kadar indirim yapılırsa, ki 16'nın %25'i yani çeyreği 4'tür. 12 liraya düşer. 20 liranın %55'i, bakın 20 liranın %55'ini nasıl hesaplarsınız? Bu şekilde mi? O halde arkadaşlar şöyle diyelim. 0 gitti, 0 gitti. 5'e böl 11, 5'e böl 2, 2'ye böl 2'ye böl gitti. Ne kaldı? 11. Bu da 11 liraya düşmüş değil mi? Yanlışımız var mı? Şu an yanlış. 11 liraya düşmemiş. 11 lira düşmüş. Yani 20 liradan 11 lira düşerse 9 liraya düşer. 12 9 daha 21 verir. Yani cevap Bursa'dır. C seçeneğinde %25'i zaten 12 idi. Bakın burası da 12. %45 55 45, o zaman bu 11 lira düşer. 12 11 daha bize 23'ü verir. Yani bu da olmaz. %55 düşüreceğiz bunu, ki 16 liranın %55'i tam bile çıkmayacaktır. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 11, 44 bölü 5 gelir, ki tam çıkmayacağını söylemiştim. Dolayısıyla bu da gider, 21 yapamaz yani. Çünkü %25'i 5 kadar indirirse 15 liraya düşecektir, yine tam çıkmaz. %25'i 12 idi, yarısı da 10'dur, 12 10 daha 22 liraya düşer, bu da olmaz. Demek ki cevabımız kesinlikle Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve gençler, son sorumuz. Bir A bankasının 2 adet ATM'sinin önünde müşteriler tek sıra halinde sıra olmuşlardır. Sıranın en önündeki kişi ilk müsait ATM'ye yönelip parasını çekiyormuş. Birinci ATM'nin bilgisayarı ikinci ATM'nin bilgisayarından daha hızlı işlem yaptığı için birinci ATM'deki tüm işlemler 45 saniye sürüyormuş arkadaşlarım. İşlem yapması, bakın şu 45 saniye sürüyor. Diğer ATM ise 60 saniyede bir müşterinin işini bitiriyormuş. Peki ATM'leri kimse kullanmıyorken ATM önünde sıraya giren 30 kişiden sonuncu sırada bulunan Kenan Hoca ATM'lerde para çekmeye başlayan ilk kişiden kaç dakika sonra ATM'de olan işini bitirebilir diye sorulmuş. Ve parantez içinde de denilmiş ki iki ATM'nin boş olduğu durumda öndeki kişi daha hızlı işlem yapan ATM'yi tercih etmekteymiş. Peki şimdi hemen şunu diyoruz. 45 saniye ve 60 saniyenin ortak katını bulalım. Nedir? 3 dakika. Şimdi 3 dakikada şu ATM 4 kişiyi postalar. 3 dakikada bu ATM 3 kişinin işini bitirir ve postalar. Yani her 3 dakikada bir 7 müşteri gönderiyor ATM'ler. O halde ikinci 3 dakikada bir 7 daha. Üçüncü 3 dakikada bir 7 daha etti 21 müşteri. Kenan Hoca 30. sıradaydı. Bir 3 dakika daha dersek 28 müşteri yapar ve artık Kenan Hoca, yani bir önündeki 29. kişi ve Kenan Hoca kaldı. Toplamda da ne kadar süre geçti? 12 dakika. Şimdi 12. dakikanın sonunda 3 dakikanın katı olduğu için 2 ATM'de boş. Demek ki Kenan Hoca'nın önündeki 29. kişi, dur şu olmadı ya, Kenan Hoca kadın oldu. O olmadı. Şu kadını silelim. Şu Kenan Hoca olsun, tamam mı? Bu da 29. kişi. 2 ATM'de boş olduğuna göre bu hızlı olan ATM'ye gidecektir. Kenan Hoca da tabii ki yavaş olan ATM'ye mecburen gidecektir. Ve sevgili arkadaşlarım, 12. dakika bittikten sonra Kenan Hoca hemen işini halletmeye başlayacak. Bu ATM 60 saniye sürdürdüğü için Kenan Hoca'nın işini, 13. dakikanın sonunda Kenan Hoca'nın işi bitmiş olacak. Ve böylelikle cevabımız da Denizli seçeneği olmuş olacak diyebiliriz. Evet, bir sonraki videomuzda karma test, problemler, test 4'teyiz arkadaşlarım. O videoyu çekeceğiz. Sizlerle bu soruları çözeceğiz. Sorular gerçekten çok kaliteli. Umarım keyif alıyorsundur. Sonraki videolarda görüşürüz. Şöyle yapalım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.